GCM Menkul Kıymetler Araştırma Departmanı'ndan herkese merhaba. Ben başınız Kudret Ayıldır. Bugün sizlere Eligator ve Estiler Oscillator indikatörlerin aktarımını gerçekleştireceğiz. Tabii ki mevcut indikatörlerle alakalı tarihsel anlamda çok geriye gitmeyeceğiz. Özellikle bu indikatörlerin uygulama alanlarında nelere dikkat etmemiz şeklinde belirli teorik bilgiler paylaşacağız. Akabinde platformumuz içerisinde sizlerin de uygun gördüğü bir varlıkta teknik analiz çalışması yapmaya çalışacağız. Özellikle Alligator indikatörünün hikayesi Estilerator Oskulatör indikatörüne göre biraz daha fazla hatta biraz daha eğlenceli bile geçecektir Alligator göstergesi. Tabi ama onun öncesinde indikatörlerle alakalı sizin de eğitime katılmanız ve Bakış açınızı görebilmem açısından da önce önemli bir soru sormak istiyorum. Lütfen herkes question ekranına mevcut sorunun cevabını kısaca versin. Özellikle indikatör eğitimleri yaparken genel anlamda yatırımcılarımıza bazı hizmetler sunmaya çalışıyoruz ama yatırımcıların özellikle indikatörlere bakış açısını öğrenmek adına bir soru sormak istiyorum. Neden indikatöre ihtiyaç duyarız? Yani siz neden bu indikatörü öğrenmek istiyorsunuz? Bunun amacı ne? Öncelikle bu soruya cevap vermenizi istiyorum. Lütfen question bölümüne çok kısa bir şekilde cevabınızı yazmanızı rica ediyorum. Evet, cevaplar gelmeye başladı. Genel anlamda aslında mevcut cevapların hepsi doğru. Yani hiçbir şekilde cevaplarımızda yanlış yok. O konu zaten çok net. Ama burada özellikle biraz daha işi farklılaştırmak adına şu şekilde bir bakış açısı oluşturmak istiyorum. Şimdi normal şartlarda eğer biz FX piyasasında ya da VIO piyasasında çok net bir şekilde bir kazanç elde ediyor olsak bizim indikatörlerde, robot yazılımlardır, odur, budur hiçbir şeye ihtiyacımız olmaz. Yani biz para kazanıyorsak hiçbir şekilde diğer farklı yazılımlara ya da göstergelere ihtiyacımız yok. Bu yüzden özellikle yatırımcıların en fazla bu tür sistemlere ihtiyaç duymasının ana sebebi para kazanamıyor olması ya da tatminsel bir kazanç elde edemiyor olması. Çünkü bu olmadığı için farklı arayış içerisine girmek durumunda kalıyor. Tabi sizlerin söylediği gibi işte mevcut indikatöre göre yönümüzü bulmak, trendi görmek gibi bu şekilde beklentiler oluşturması tabii teorik anlamda evet indikatörün kendi içerisinde okey. Ama yine vurguladığımız gibi eğer bir trader para kazanıyorsa bu tür durumlara ihtiyacı olmayacaktır. En ana sebebi bu. Bu yüzden özellikle bu husus önemli. Tabii bir diğer hususta Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus şimdi indikatör dediğimizde özellikle maalesef e, internetin bize vermiş olduğu avantajlara ek olarak bir de dezavantajlar var. Maalesef hani indikatörlerle kesin para kazanacakmışım şeklinde bir durum söz konusu. Tabi eğitimsel anlamda sizlere göstermiş olduğumuz grafik çalışmaları da bunu çok net bir şekilde destekliyor. Ama o an bu indikatör o sinyali verdiği zaman piyasa psikolojisine göre o pozisyonlarda yer alabilmek kolay değil. Bu yüzden de evet matematiksel göstergeler duygusallığı ortadan kaldırmaya çalışan bir süreç ama bu indikatörlerle birlikte herhangi bir kesinlik yok. Bu yüzden de eğer kısa yoldan zengin olma dürtümüz varsa biz piyasaya adım attığımız andan itibaren bu dürtüyü unutmamız gerekiyor. Ne fx'te ne de viop tarafında kısa yoldan zengin olabilme ihtimali yok. Tabi şansınız çok muazzam gidecek de o ayrı konu ama normal şartlar altında zengin olma kısa vadeli hususu unutun. İndikatörler kesin para kazandıracaktır algısından uzaklaşmak gerekiyor. İndikatörler işlemlerinizde sizin başarılı olabilmenize fayda sağlayacak bir araçtır. Yani örnek veriyorum araba kullanırken emniyet kemeri kullanmak nasıl ölüm tehlikesini azaltıyor olsa da ölüme engellemiyor. Yani tabii ki ben emniyet kemeri sayesinde kurtuldum diyen sayılar çok. Ama hani ölüm varsa orada emniyet kemeri de yeterli olmuyor. Bu yüzden de biz kendimizi garanti altına almak için elimizden gelen şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de özellikle duygusallıktan kurtulabilmek ve işi birazcık daha robotize edebilmek adına indikatörler kullanılması önemli. Ama bu indikatörleri doğru bir şekilde kullanmak çok daha hayati bir önem arz ediyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Kısaca indikatöre bu şekilde bir bakış açısıyla başladıktan sonra artık indikatörlerin biraz teorik bilgisi, biraz uygulama yöntemi bunlarla alakalı kısa bilgiler vermek istiyorum. Şimdi hikayesi bol demiştik Eli Neden? Çünkü özellikle bu bu indikatörü timsaha Özdeşleştirebiliriz. Yani alligator dediğimizde aklımıza timsah gelebilir ya da timsah dediğimizde aklımıza alligator gelebilir. Neden? Çünkü tim e, timsahın davranış biçimlerinin ya da yaşam standartına göre yapılabilen bir e, süreçten bahsediyoruz. En basit. Belgesel izleyenler çok net bir şekilde bilecektir. Özellikle timsahlar uyandıktan sonra aklına gelen ilk şey karnını doyurmak ve özellikle ava başlar karnı acıktığı için. Karnını doyurduktan sonra ne olur? Diğer hayvanlar gibi uyumaya çalışır. İşte bu noktada özellikle timsahın uyuması, uyanması, uyandıktan sonra gerçekleştirdiği av süreci, hatta timsahın uyku sürecinin uza, uzayıp uzamaması. Çünkü süre ne kadar uzarsa uyandıktan sonra açlık derecesi o derece artacaktır. İşte bunların piyasaya vurgulanması, piyasaya özdeşleştirilmesiyle birlikte Williams'in indikatörlerine Alligator bu hususlardan esinlenmiş. Ve tabi formülize edilirken de hareketli ortalamalardan yola çıkılmış ki indikatörlerin neredeyse çıkışı diyebiliriz. Hareketli ortalamalar yapılıyor ve hareketli ortalamalardan sonra binlerce indikatör oluşuyor. Bu yüzden hareketli ortalamaları da çok iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Tabi indikatörlerin formülizasyonlarını sizlere aktarmayacağız. Yani bu konuyla alakalı yani sadece eli getirdi, de, esilatör, oskulatör değil, diğer indikatörle alakalı da Google'da search edebilirsiniz. Hani bunların formülizasyonlarından ziyade sadece nasıl kullanıldığını bilmeniz sizin için daha fayda sağlayacaktır. Tabi hareketli ortalamalardan formülize edildiğini bilmek lazım. Bir de timsahın görünüş itibariyle işte çenesi, dudağı, dişi gibi bölümleri de referans alınarak mevcut indikatör içerisine ekleniyor. Yani aslında mevcut alligator göstergesi timsaha benzediği için, timsahın davranış biçimlerinden esinlenildiği için buna göre uyarlanmış bir sistem diyebiliriz. Tabi içeriğine baktığımızda yani platformun içerisine açtığımızda, Alligator göstergesini attığımızda İki ekran var. Birincisi renkler, yani indikatörü görebileceğiniz renklendirme şeması. İkincisi de formülizasyon biçimi. E baktığımız zaman işte timsahın ağzı dediğimiz, timsahın dişi dediğimiz, timsahın dudağı dediğimiz bölümler aslında burada bakın 13, 8, 5 gibi rakamlardan oluşuyor. E bu ne demek? Hareketli ortalama. Alt tarafta metod var. Dikkat ederseniz smoothed. Yani düzeltilmiş. E bir taraftan uygulama metodu var. Median price high low bölü 2. Bu ne demek? Yüksek ve düşük fiyatların çarpımının yarısı alınıyor. Yani ikiye bölünüyor. Ve median fiyatı. Yani aslında formülizasyon hareketli ortalamalardan yola çıkılıyor. Ve buna göre bir sistem oluşuyor. Ve bu sistemde özellikle dikkat edilmesi gereken en temeldeki husus yani formülizasyondan sonra dikkat edeceğimiz en önemli husus burada bu indikatörü nasıl kullanacağımız. Aslında gerek eligator olsun gerekse accelerator, oscillator olsun kullanımı ve aktarımı çok basit. Önemli olan bazı kıstasları bilmek lazım ama onun dışında kullanımlar inanılmaz kolay. Nasıl kolay? Şimdi ağız, diş ve dudaklar demiştik. Yani timsah görüntüsündeki o çizgiler bizim fiyatla kıyaslama yapabilmenin açısından önemli. Eğer piyasa fiyatı mesela şu anda grafikte altın fiyatı var. Günlük grafikten bahsediyoruz. Fiyatın daha doğrusu çizgiler fiyatın altında ya da fiyat çizgilerin üzerinde. Bu ne demek? yukarı yönlü bir hamle var demektir. Yani Alligator göstergesinde pozitif tarafta konuşmak istiyorsak fiyat Alligator çizgisinin üzerine çıkması gerekiyor. O zaman biz bu gösterge ile pozitif beklenti ön plandırır diyebiliriz. Ya da negatif tarafta yer alabilmesi için fiyat yani şu anda ilgili varlığın o andaki fiyatı mevcut çizgilerin alligator çizgilerinin altına sarkması gerekiyor. Ve bu süreç mevcut varlığın görünümünü negatife çevirecektir. Bakın aslında çok basit. Burada dikkat edebileceğimiz en önemli husus bazı zamanlarda çizgiler birbirlerine çok yakın oluşuyor. Bu da aslında fiyatın da o çizgilerin içerisinde olmasına katkı sağlıyor. Bu tamamıyla nötr yani karar verme sürecinde olan bir davranış biçimi ve bu da özellikle yeni fırsatlar için önemli takip edilmesi gereken bir husus. Hatta piyasanın nötr tarafta yer alması ya da çizgilerin içerisinde bir fiyatın oluşması tam da timsahın uyuduğu dönem olduğunu düşünün. Bu süre ne kadar uzarsa timsa uyandığı an o açlık isteği şiddetlenecektir. Burada ne demektir? Piyasaya uyarladığımızda eğer bu yataylık ne kadar uzarsa bu yataylık sonrasında oluşabilecek reaksiyon daha da sertleşebilir. Özellikle sadece bu alligator değil tüm indikatörler neredeyse yatay fiyatlama davranışlarında doğru bir şekilde çalışmaz. Çünkü yukarıya da aşağı yönü bir hareket oluşması beklenir. Bu yüzden de özellikle alligator çizgilerinin içerisinde bir fiyat gördüğümüzde otomatik olarak biz bu işin bir karar verme sürecinde olduğunu, timsahın uyan, e, uyuduğunu, timsah uyandığında sert hareketlerin olabileceğini, bu uyku süreci ne kadar uzarsa hareketin şiddetinin de o derece artabileceğini söyleyebiliriz. Bu şiddet yukarı yönlü ise yani fiyat çizgilerin üzerine çıkarsa pozitif, fiyat çizgilerin altına sarkarsa negatif olarak dikkate alınacaktır. Tabi bu indikatörde 5 dakika mı, 10 dakika mı, günlük mü, aylık mı, haftalık mı? Şimdi şöyle bir kısaca bir bakış açısı sunalım. Hareketli ortalamalarla formülize edilen bir sistemden bahsediyoruz. Tabii ki kısa vadede başarı şansı, orta vadede başarı şansı, uzun vadede başarı şansı varlığa göre değişiyor, zaman dilimine göre değişiyor. Ama vade ne kadar büyürse ortalamaya alınan, baz alınan rakamların kalitesi de artacağı için uzun dönemli, özellikle orta uzun dönemli başarı şansı daha fazla artacaktır. Kısa vadeli olarak baktığımızda biraz vadeyi kısalttığımız, zaman dilimlerini küçülttüğümüzde ortalamaya baz alacağımız rakamlar çok değişkenlik arz edeceği için karar verme sürecinde biraz daha sıkıntı oluşabilir. Yani başarı şansımızı azaltabilir. bu yüzden de özellikle 4 saatlik, günlük gibi grafiklerde kullanılabilir ama bu 5 dakikada kullanılamaz anlamına gelmemeli. Kullanılabilir. Her zaman diliminde kullanabilirsiniz. Ama eğer gün içi işlemler gerçekleştiriyorsak kısa vadeli olarak bakıyorsak en azından 4 saatlik haftalık bakıyorsak günlük aylık bakıyorsak haftalık şeklinde yıllık bakıyorsak aylık şeklinde bu şekilde kendimizi bu grafiklere baktırabiliriz. Tabi 1 saatlere de bakabilirsiniz 30 dakikada da bakabilirsiniz o tamamıyla size kalmış bir şey. Özetleyecek olursak timsahı andıran bir görüntü var. Fiyatlar alligator çizgisinin içerisinde ise nötr. Burada timsah uyuyor diyoruz. Uyandığı zaman yukarıya da aşağı yönlü hareketlerin oluşmasını bekliyoruz. Çünkü timsahın karnı acıkmış olacak. Eğer fiyatlar çizgilerin üzerindeyse pozitif, Eğer fiyatlar çizgilerin altındaysa negatif bir beklenti bu şekilde izah edebiliriz. Özellikle nötr tarafta ne kadar uzun sürerse bu timsah uyandığı zaman aşık şiddet, o derece artacaktır. Ve net bir şekilde fiyatlama akışına bu yansıyacaktır diyebiliriz. Hikayesi bol bir indikatör. O yüzden de özellikle bu hususa dikkat etmekte fayda var. Şimdi tabii ki biz Alligator'ı çok kısa bir şekilde izah ettik. Şimdi de Estelerator, Oscillator'ı çok kısa bir şekilde vurgulayalım. Ardından grafiklerimize geçip bunu birazcık daha yorumlama hususuna geçelim era oskültörde özellikle yeşil ve kırmızı mumlar var. Hatta bunu grafik üzerinden aktarsak daha güzel olacak. Ee, yeşil ve kırmızı mumlar var, sıfır seviyesine göre yorum yapacağız. Histogramlar var ve bu histogramları göre yukarıya ya da aşağı yönlü hareketlerin oluşabilmesine yönelik beklentilerimizi aktaracağımız bir gösterge. Yani çok basit aslında. Sıfır seviyesinin üzerinde mi, sıfır seviyesinin altında mı? Mum yani histogramlar kırmızı renkli mi, yeşil renkli mi? Bunlara bakacağız. Tabi bunu yorumlamak Eligator'a göre birazcık daha komplike. Ama yine de çok kolay. Biz özellikle e, Esteleratör-oskülatör göstergesinde sıfır seviyesinin üzerinde pozitif, sıfır seviyesinin altını negatif olarak kullanmaktayız. Özellikle pozitif tarafta fiyatlama davranışlarının istekli olabilmesi için bu indikatörde sıfır seviyesinin üzerinde ard arda iki tane mum ya da histogram da diyebilirsiniz, iki tane histogram oluşması durumunda Görünüm pozitife dönüyor. Mesela şu anda Dolar Türk Lirası haftalık grafikten bahsediyoruz. Son süreçte Dolar Türk Lirası'nın hareketini görüyorsunuz. İşte bundan sonra nelere kadar gidebilir? Beklenti ne? Düşer mi düşmez mi? Gibi sorular kafamızda sürekli dönüp duruyor. E baktığımız zaman bu şu anda yeni bir grafik. Hali hazırda şu anki seviyeyi gördüğümüz bir grafik. Bu yüzden de mesela bakın son süreçte iki tane yeşil mum var. Arda arda sıfır seviyesinin üzerinde iki tane yeşil mum. Bu indikatöre göre bu pozitif sinyal olarak adlandırılır. Yani dolar Türk lirasında bu göstergeye baktığımızda önemli bir sinyal verilmiş durumunda. Ne tarafta verilmiş durumunda? Sıfır seviyesinin üzerinde olduğu için pozitif tarafta verilmiş durumda. Eğer bu sıfırın altında ard arda iki tane mum olmuş olsaydı otomatik olarak burada ne olacaktı? Hemen aşağı yönü bir beklenti olacaktı. Şimdi aslında yorumlamamız kolay. Sıfır seviyesinin üzerinde iki tane ard arda yeşil mum pozitif. Sıfır seviyesinin altında ard arda iki tane kırmızı mum burada nedir? Aslında net bir şekilde satış ya da negatif bölgeyi yorumlayabilmek açısından önemli. Şu anda dolar Türk lirasının önemli bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Ve bu sürece dikkat ettiğimizde net bir şekilde sıfır seviyesinin üzerinde pozitif görüntüyü destekliyor. Tabi burada şimdi sıfır seviyesinin altında yeşil bölgeler de var ya da sıfır seviyesinin üzerinde kırmızı histogramlar da var. Şimdi ben bir tane buraya ok çizmek istiyorum. Siz de okları takip edebilirsiniz. Hatta iki tane ok çizmek istiyorum. Bir tanesi pozitif tarafta, bir tanesi de negatif tarafta. Şimdi burada özellikle dikkat edilmesi gereken en temeldeki husus. Şimdi diyeceksiniz ki peki sıfır seviyesinin altında kırmızı çizgiler varken ya da mumlar varken burada mumlar yeşile döndüğünde ben burada uyanıklık yapıp alt taraftan alayım mı? Şimdi tabii ki yatırımcı ister istemez orada sıfır seviyesinin altında yeşili gördüğü zaman yani tam alt bölgede yeşili gördüğü zaman hemen otomatik olarak ben buradan bir alış yapayım şeklinde bir görüntüye sahip olabilir. Ama teorik anlamda özellikle biz bu indikatörü konuşurken sıfır seviyesinin üzerinde pozitif, sıfır seviyesinin altında negatif diyoruz. Ama bu bana önemli bir sinyal neden? Eğer Kırmızı mumlar bu şekilde devam ederken yeni süreçte yeşil mumlar oluşmaya başlarsa bu ilgili varlığın dönüş yapabileceğine ilişkin düşünceyi güçlendiriyor. Ve mumlara baktığımız zaman kendinden bir öncekinden daha zayıf mumlara dönüşmeye başlıyor. Dikkat edin, mumun artık uzunluğu da kısalmaya başladı. Yavaş yavaş sıfır seviyesine yaklaşmaya başladı. Yeşil olması bu noktada özellikle dönüşün olabileceğini gösteriyor ama henüz karar verilemedi. Hatta bakın arada bir tane de kırmızı mum oluştu. Bunlar oluşabilir. Çünkü neden? Eğer negatif bölgedeysek kırmızı mumla oluşup tekrar yeni bir kırmızı mum yani ardarda arda iki kırmızı mum oluşursa bu Artık o yeşiller sona erdi. Yani o düzeltme sona erdi. Negatif görüntü devam edecek anlamına gelir. İşte bu noktada özellikle kırmızıdan sonra yeniden yeşil gelmesi o zaman algıyı değiştiriyor. Tamam artık dönüş neredeyse kesine yakın. Sonra sıfır seviyesinin üzerinde birinci yeşil mumu gördük. Dedik ki tamam pozitife dönüyor. Çok az kaldı. Birazcık daha sabredeyim. Sonra sıfır seviyesinin üzerinde ikinci yeşil mumu gördükten sonra artık benim bu indikatörle ilgili varlığa bakış açım tamamıyla negatif. Tabi bu süreçte alt taraftan dönüş burada önemli bir vakit kaybı. Çünkü her bir zaman dilimi yani grafikte yer alan mum alttaki histograma eşdeğer. E bu yüzden de özellikle bunlar bu indikatörler Biraz daha geç sinyaller verebiliyor. Ama önemli olan geç sinyal vermesi değil. Önemli olan net sinyaller vermesi. Hatta burada John Bollinger'ın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Bollinger Band'ın e, kurucusu, yapımcısı, efsanevi bir teknik analist. Diyor ki John Bollinger, bir trader diyor, trade hayatı boyunca, yani diyelim ki kişi 70 yaşında ama 50 yıllık bir borsa trade hayatı var. Diyor ki bu kadar yıl süre içerisinde diyor sadece diyor iki defa dipten ya da tepeden işlem yapabilir diyor. Yani amacımız dip ve tepeden işlem yapmak değil trende dahil olmak şeklinde vurgu yapıyor. Ya bizim de indikatörlerden bakış açımız bu Dibi ya da tepeyi yakalamak değil. Burada önemli olan indikatör bu bölgede teyidi edip etmemesi. Baktığımız zaman evet şu anda dolar lirası 4 seviyesine yakın, 3.94 arasında gidip gidip geliyor. E baktığımızda sadece bu indikatör görüntüyü pozitife çevirmiş. Alt tarafta yani sıfırın altında kırmızı mumlardan yeşile dönmesi bizim için bir alış sinyali değil, dönüş için önemli bir görüntü. Sıfır üzerine arda arda iki yeşil mum görürsek bu ne demek? Aslında sinyal pozitife döndü demektir. Aynı şekilde sıfır seviyesinin üzerinde yeşil mumlar devam ederken kırmızı mumlar oluşmaya başladı. Bu ne demek? Dönüşün olabileceğine ilişkin düşünceyi destekliyor. Daha sonra sıfır seviyesinin altına sarktığı an ardarda arda iki kırmızı mumla birlikte çok net bir şekilde görüntü negatife dönmüştür diyebiliriz. Tabi dip ve tepelerden işlem görmek bizim için bu kıstas da yok. İndikatör bize biraz daha geç sinyal veriyor ama daha net sinyaller verebiliyor. Tabi illa her sıfırın üstünde iki tane mum gördük yeşil mum pozitif sıfır seviyesinin altında ardarda arda iki kırmızı mum negatif diyoruz ama illa hepsinde bu garantidir vurgusunu yapamayız. Özellikle eğer piyasa yataya dönecek olursa burada beklentilerde ister istemez de yanılma payı olacaktır. Buna da dikkat etmekte fayda var. Şimdi genel anlamda özellikle eligator ve accelerator, oscillator göstergelerini ayrı ayrı aktardık. Şimdi bu indikatörleri birlikte ve bir varlık üzerinde paylaşmak istiyorum. Ve akabinde de sizlerden gelecek herhangi bir varlık üzerinde de bu çalışmayı tamamlayıp eğitimimizi sonlandırmak istiyorum. Şimdi bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus gümüş haftalık grafik özellikle gümüşle alakalı önemli bir rapor hazırlamıştık. Uzman görüşü bölümünde de bunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Özellikle e, bu rapor yani ayrıntılarını, bütün teknik görüntülerini inceleyebilirsiniz. E, bu rapordaki o grafiğinden esinlenmek istedim. Baktığımız zaman dediğim gibi gümüşün haftalık grafiği üst tarafta alligator göstergesi var. Alt tarafta eskalatör, oskalatör görüntüsü var. Şimdi dikkat edin. Normal şartlarda grafiğe bakarken iki indikatörü unutun. Sadece siyah renkli çizmiş olduğumuz kanal çizgilerine dikkat edin. Şimdi normal şartlarda baktığınız zaman kanal çizgisinin alt bölgesi 16-25'lerden Gümüş fiyatının toparlandığını görüyorsunuz. Hemen hemen herkesin aklına şu geliyor. Aa bak gümüş 16.25'lerden toparlanmış. E kanal iç hareketler devam ediyor. E kanalın üst noktası 17.70. O zaman 17.70'e kadar çıkış oluşabilir. Bakın son 2 haftadır. Yani bu hafta ne sayarsak mumlar beyaz. Önemli dönüş yapmış. Herkesin aklına A sinyali gelir. Sadece bir kanal çizgisine baktığımız zaman. Bize muazzam bir sinyal veriyor. Ama bu sinyal gerçekten bir sinyal mi değil mi? Basit bir teknik analiz metoduyla baktığımızda muazzam bir sinyal gözüküyor. Ama işin içine indikatör eklediğimizde biraz daha kendimizi ne yapıyoruz? Frenliyoruz. Çünkü indikatörler belirli matematiksel formülizasyonlar sebebiyle oluşturulan sistemlerdir. Geç cevap verir ama temiz cevap verir. Genel itibariyle bir algı budur. E bakıyoruz Alligator çizgilerine. Şu anda fiyat Alligator çizgilerin içerisinde mi? Evet. Peki Alligator çizgilerin içerisinde olduğumuz zaman fiyat ne diyorduk? Timsah uyuyor. Peki timsah uyandığı zaman aklına ne gelecek? Yemek. O zaman ne olacak? Fiyatlar sert hareketlere sebebiyet olacak. Bu yataylık yani bu nötr ya da fiyatlar çizginin içerisinde ne kadar fazla devam ederse timsahın açlık derecesi o derece artacak. E, otomatik olarak da baktığımızda şu anda karar verme eğiliminde bekleyeceğiz. İlaveten estilerator oskulatör ne demiştik? Pozitif tarafta yer alabilmek için sıfır seviyesinin üzerinde arda arda iki tane yeşil mum. E, baktığımız zaman kırmızı mum gördük alt tarafta sıfırın altında yeşile döndü. Bu ne demek? Dönüş olabilir dikkat et demek. Bakıyoruz yeşil mumlar devam ediyor. Bir öncekinden daha düşük mumlar var. Henüz sıfırın üzerine çıkmadı. Ama önemli bir dönüş var. Bakın kanal çizgisi dönüşü destekliyor. Alligator çizgisi şu anda karar verme eğiliminde. Estelerator oskülatör henüz sıfırın üzerine çıkmış değil. Yani burada mevcut pozitif beklenti aslında teyit kazanacak ama biraz beklemek gerekiyor demek ve haftalık grafik olduğu için yeni hafta açılışlarına da bakmak gerekiyor. Ve fiyatlama anlamında da kabatarsak Alligator çizgilerin yer aldığı bölge 16.80-16.90 bölgesini geç, e, temsil ediyor. Bu bölgeyi eğer gümüş geçebilirse yukarı yönlü hareketler hızlanabilir. Hatta mesela bu indikatörler bunu desteklerse pozitif tarafta 17.70'lere doğru çıkış oluşma potansiyeli var. Sadece bununla da bitmiyor bakın gümüşten bahsediyoruz altın için öncü bir gösterge. Gümüş eğer bu bölgeyi yukarı yönlü kırabilirse ya da geçebilirse daha doğrusu geçebilirse olacak. Otomatik olarak altın fiyatı da yukarı yönlü hareketlerini hızlandırabilir bu noktada. Bu yüzden de özellikle bu husus dikkate takip edilmeli. Bakın sadece bir basit teknik analize indikatör ekledik. Beklentiyi paylaştık. Hatta bunun ekstra korelasyonlu varlığına da buradan atıfta bulunduk. İşte bu yüzden de özellikle bu tarz çalışmalara bakmak gerekiyor. Tabii benim aktardığım gümüş haftalık grafik olduğu için 2018 genelini kapsayabilecek bir bakış açısıyla bunu aktarıyorum. 4 saatlik grafiği çizseniz farklı bir davranış biçimi olacaktı diyorum. Ve bu noktada tabii ki uygulama bu şekilde sona erdi. Teorik anlamdaki bilgileri de sizlere aktarmış olduk. Hemen çok kısa Sizlerden gelecek bir tane varlıkla birlikte bu indikatörleri birlikte kullanmak ve karar vermek istiyorum. Lütfen question bölümüne hangi varlığı istiyorsanız zamanıyla birlikte paylaşın. Örnek veriyorum, ons altın 4 saatlik grafik şeklinde yapabilirsek çok daha iyi olur. FX tarafındaki varlıkları söylerseniz çok daha iyi olacaktır. Çünkü MetaTrader platformumuz açık şu anda o şekilde daha iyi olacaktır. Hemen e, baktığım zaman Dolar Türk Lirası ile alakalı e, bir yap, vurgu oluşmuş. Biraz önce Dolar Türk Lirası haftalık vardı. Yine haftalıktan başlayalım. iki indikatörde atalım. Sonra günlük şeklinde 4 saatlik şeklinde devam edelim. Dolar Türk Lirası haftalık grafik. Biraz büyütüyorum mumları sizin daha iyi görebilmeniz için. Buradan göstergelerden hemen atıyoruz. Alligator'ı da ekleyelim. Hatta bunları birazcık daha sizin görebileceğiniz şekilde kalınlaştıralım. Şimdi haftalık grafik. Bana Alligator indikatörü bakın dikkat ederseniz şurayı birazcık daha görebilmeniz açısından büyütmeye çalışıyorum. Şu bölge Şimdi bana Alligator'ın al verdiği bölüme geçmek istiyorum. Bunu da Evet. Bakın dikkat edin. Bana bu bölgede alligator göstergesi al sinyali verdi. Peki eszelerator oskulatör bana al sinyali verdi mi? Vermeye başladı. Ama teorik anlamda ne demiştik? İki tane ard arda yeşil mum sıfırın üzerinde. Bana ne zaman sinyal verdi? Bir sonraki süreçte verdi. Yani bir tık daha gecikmeli. Bu ne demek? İndikatörleri birlikte kullanmak demek. Ama tabii çok geç kalmış mı? Hayır. Nerede? Kaba taslak bakın. Bana 3.61'lerde haftalık grafikte al sinyali verdi. Dikkat edin. Ne zaman bu al sinyalim sona ermiş oldu? Normalde esteleratör, oskulatöre baktığımızda bu bölgede kaba taslak hangi seviyesinde hemen bakalım. Bana diyor ki sadece esteler lateral 380 17 seviyesinin aşağı kırılmasıyla birlikte bana bu indikatör sat sinyali verdi diyor. Ancak alligator göstergesi fiyat yani çizgileri fiyatla iç içe. Bu ne demek? Tamam, esteler lateral sat dedi ama ben hala sat demiyorum. Eğer birlikte biz bir yolda ilerleyeceksek benim düşüncelerime de saygı duymak zorundasın diyor bu indikatör. E bu yüzden de biz biraz önce ikisi de net bir şekilde bana al veren sinyal birisi sat diyor birisi hayır bekle diyor. Bakın bu tür zamanlarda da özellikle basit teknik analizleri de kullanmak gerekiyor. Yani bu indikatörler illa hep al hep sat demeyecek. Arada tartışmalar olacaktır. İşte bu tartışmalardan sonra kimin doğru kimin yanlış olacağı çok net bir şekilde görecek. Nispeten dikkat edin. Elegator indikatörü ne kadar başarılı ki. Estilerator oscuratorunu sat dediği yerde hayır bekle diyor. Ve yine sinyal verdi. Elegator al sinyali. Çünkü fiyat tekrar çizgilerin üzerine çıktı. Bana al verdi yerde oscillator al sinyali verdi mi? Vermedi. Ne zaman verdi? Şimdi verdi. İşte mesela bakın bu indikatörleri birlikte kullanmak lazım. Hep söylediğimiz bir husus var. İndikatörler tek başlarına bir şey ifade etmez. Yani ben bir dolar/türk lirasını aldım. Attım bir tane Elliot. Tek başına kullanacağım ama yanılma payının olduğu bir süreçte ciddi anlamda sıkıntı oluşabilir. Mesela estelar kullandığımız zaman 3.80 kırıldığında pozisyonumuzu elden çıkartmış olsaydık şu anda bu mevcut süreçten yararlanamıyor olacaktık. Ya da yeni bir al sinyali verdiği zaman mesela şu anda 397 60. Yani insan cesaret ister buralardan alıma dahil olabilmek. Çünkü neden? 4 gelir 4'te işte Merkez Bankası müdahale yapar mı? İşte dolar burada değer kaybetmesine devam ederse ne olur? Türk lirası güçlenirse gibi gibi kafada sürekli soru işareti oluşacaktı. Ama biz daha önceki sürecimizi devam ettirmiş olsaydık hiçbir problem yaşamıyor olacaktık. Özellikle bu tür zamanlarda e, bu tür indikatör çatışmalarında destek dirençleri kanal çizgilerini de takip etmek gerekiyor. Ama bu indikatörler içerisinde hangisi daha güvenli diye soracak olursanız Alligator göstergesi çok daha dikkat edilmesi gereken bir gösterge. Çünkü hareketli ortalama işin içerisinde çok net bir şekilde olduğu için görüntüsel anlamda ve fiyatlama reaksiyonunda vermiş olduğu tepkiler anlamında size çok daha fazla yol gösterecektir. Ama bu estilerator, oskulatör iyi iş yapmaz anlamına gelmemeli. Yani bir kıstas yaptığımızda Hani insanlara sorarsınız siz Mercedes'i mi seversiniz BMW'yi mi seversiniz? Herkes Mercedes herkes BMW demez. Kimisi Mercedes der, kimisi BMW der. Burada da özellikle bu indikatörleri kıyasladığımızda şu anda dolar Türk lirası için estelerator, oskulatörün biraz daha geri planda kaldığı, eligator'ın daha fazla ön planda yer aldığını görebiliriz. Burada da özellikle hareketli ortalamaların işin içerisinde olması şeklinde. Özetleyecek olursak haftalık grafikten baktığımızda çok önemli bir yukarı yönlü hareketler için sinyal mevcuttur diyebiliriz. Günlüğe çevirelim. Günlükte bana dolar Türk Lirası'nın al verdiği noktaya bakalım. Burada kabatasak al verdi. Bana ne zaman esteler artı al verdi? Bu şekilde nerede? Yani birisi Kabataslak 3.82'lerde verdi. Diğeri 3.87'lerde verdi. Ama birlikte bu sinyal verildikten sonra net bir şekilde görüntü pozitif. Baktığımız zaman Alligator çizgisi hala yukarıda fiyatların hemen altında yukarı yönlü hareket destekliyor. Esselerator oskülatör kırmızı mumlar var. Kırmızı mumlar sıfır seviyesinin altında arda arda 2 mum negatif mum oluşmadığı müddetçe hala bu dönüş oluşsa dahi mevcut pozitif beklenti devam ediyor. Burada yeni gelecek mumlar bizim için önemli. Eğer Estelerator Oskalatör'de yeni gelecek ard arda iki mum yeşil olursa yukarı yönlü hareketler tekrar desteklenecektir diyebiliriz. 4 saatliğe geçelim hemen buradan günlükten. Yine Estelar arteriosklerotör ve alligator çizgilerinin bölümlerine bakalım. Bakın burada çok net bir şekilde al sinyali verdi bana alligator indikatörü. Bana estelar oskülatör ne zaman sinyal verdi? Hemen ona da bakmak istiyorum. Hemen ertesi gün şey ertesi 4 saatte bana zaten sinyalimi verdi ve bu süreçte çok net bir şekilde hareketler devam ediyor. Dikkat edin. SLRH bana sat sinyali verdi. Alligator dedi ki dur. Hayır satamayız. Bakın alligator göstergesinin ne kadar önemli olduğunu da buradan görüyoruz. Zaten SLRH burada tekrar kararını verdi. Sıfır seviyesinin üzerine çıktı. İkinci yeşil mumu da görmüş olduk. Ve otomatik olarak zaten fiyatlama reaksiyon devam etti. Sıfır seviyesinin altını tekrar sarktı. Dikkat edin bakın burada önemli bir husus var hepsi yani her zaman indikatörlerin başarılı olmayacağı şeklinde. Dikkat edin burada bana sat dedi eskalatör oskalatör ama henüz alligator hayır dedi. Ama alligator da sıfır seviyesinin altına sarktı. Fiyatla reaksiyonlarında ilgili negatiflik göründü. Ama dikkat edin tekrar fiyat akışı alligator çizgisinde sıfırın şey, çizgilerin üzerine çıktı. Ve bize de eskalatör oskalatör sonradan destek oldu. İşte bu noktada Biraz önce de vurguladığımız gibi yatay fiyatlama davranışlarını izlediğimiz vakit burada karar verme sürecinde zor e, sıkıntılar oluşabiliyor. Bir de indikatörler kesin ve net bir görüntü oluşturmadığı için burada standart sapmalar, hata paylarının olacağı unutulmamalı. İşte bu hata paylarında bu indikatörleri birlikte değerlendirmek, basit teknik analizlerden ek olarak destek almak önem arz ediyor. Bunu da bu hususta aktarmak istiyorum. Tabi son süreçte baktığımızda en sona bakalım. Bana Alligator çizgisi tekrar al verdi. Aynı şekilde Estelerator Oscarator al verdi. Ama daha sonra dikkat edin Estelerator oscillator bana sat dedi. Ama yine aynı şekilde Alligator dur orada dedi. Henüz ben sata geçmedim dedi. Dikkat edin. Bakın yine fiyatın içerisi fiyat Alligator çizgisinin içerisindeyken son fiyatlama davranışı yani şu anda yer alınan bölgede tekrar çizginin üstüne çıktık. Bu sadece Alligator için pozitif ama henüz burada Estilerat Oskülatör'de net bir sinyal alamadık. Bu yüzden de özellikle eğer bu ikisini birlikte kullanacaksak eğer mevcut sıfır seviyesinin üzerine çıkmasını beklemek lazım. Ama Alligator'daki dönüş gerçekten kurt tarafında yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme potansiyelini güçlendiriyor diyebiliriz. Genel çerçevede bu indikatörlerle alakalı benim aktarabileceklerim bunlardan ibaret. Konuya alakalı bir sorunuz var mı? Hemen question bölümünden incelemek istiyorum. Konu dışındaki sorulara cevap vermeyeceğimizi analizeetgecenforex.com webinargcn forex.com adresine mail bildirimi gerçekleştirebilmenize e, itibaren sizlere en kısa zamanda konu dışındaki sorulara da hatta konu içerisindeki sorulara da cevap vereceğimizi söyleyebiliriz. Eğitime yoğun ilginiz için teşekkür ederiz. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle.